Tertip komitesini al içeri. Tertip komitesini al. Tertip komite başkanı var, Mehmet Emin Bey. Tertip komite başkanı. Mehmet Emin Bey. Gelenler şu tarafı doldursunlar. Kıbrıs'ın sorumsuzca ve bilinçsizce verilemeyeceğini ispatlamak için böylesi bir günde buraya toplanan siz aziz kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu kelimeler ve Milli Görüş Kıbrıs mitingini başlatıyorum. Yıllarca Osmanlı'nın şamar olan Rum ve Yahudilerin uluslararası entrikalarla binlerce şehit kanıyla anılan Cennet Kıbrıs'ın çeşitli oyunlara alet edilme çalışmalarını şiddetle kınıyoruz. 1963 yılında başlayan Rum ve Yunanların Müslüman Türk halkını kahpece katleden ve dünya platformunda Batı ülkelerini yanlayan Birleşmiş Milletler'in ve o günkü iktidarların sadece kınamayla yetinmesi olayın ulaştığı vahim durumu sergilemiyor mu? Kıbrıs'ı Yunan adası haline getirmek amacıyla kurulan Enosis planları, yaptığı katliamların gayri insani şekli 15 Temmuz 1974 yılına kadar sürmüştür. 15 Temmuz sabahı Türk jetlerinin semalarda görünmesi Kıbrıs Müslüman halkının yalnız olmadığını ispatlamış, beş parmak dağlarında Aziz Mehmetçiğin Allah Allah nidalarıyla ve yankılarıyla nihayet bulmuştur. ...1963 yılında solcu zihniyetlerin, 1966 yılında faizci liberal, güya sağcı zihniyetler tarafından kınamadan başka bir şey yapılamadığı, 1974 yılında milli görüş iktidarı sayesinde kanla aldığımız toprakların verilemeyeceğini ve Kıbrıs'ın bir karış toprağının dahi satılamayacağını bütün dünyaya haykırmıştır. İşte o günün aşkı, işte o günün heyecanı, milli birlik ve beraberliğimizi aziz Kıbrıs'ımızın kurtuluşunun yıl dönümünü yad edebilmek için ve bütün emperyalist zihniyetlere Kıbrıs bizimdir, bizim olacaktır mesajını iletmek için bugün buradayız, bunu yaşıyoruz, bunu yaşayacağız. Başladıktan sonra konvoydaki arkadaşlarımız da zannediyorum yerini almışlardır. Bütün kardeşlerimizi İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Rahat! Hazır ol! Lütfen herkes ayağa kalksın. Ses veriyorum. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak.
milletimin yıldızıdır, parlayacak o benim dir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir güde bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız son gahelal hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Zar, teşekkür ederim. Aziz kardeşlerim, şimdi sizlere tertip komitesi heyeti adına tertip komitesi başkanı Mehmet Emin Aydınbaş kardeşimizi davet ediyorum. Kıymetli vatandaşlar, sayın Mersinliler, uzak yakın demeden bu milli heyecana katılan kardeşlerim, evvela sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyorum. ...14 yıl önce... gene böyle sıcak bir Temmuz sabahı Kıbrıs'ta ve tarihimizde önemli bir dönüm noktası yaşanıyordu. O sabah bütün Türkiye satında, özellikle Mersin'de bir bayram yaşanıyor. Millet akın akın sahile koşuyor. Kucaklar dolusu çiçekler ve yiyecekler taşıyordu. Çıkarma gemilerine, helikopterlere binen Mehmetçikler, savaşa değil, iman seli halinde bayrama gidiyorlardı. Bu, milletimizin, Kıbrıs'taki kardeşlerimizin tarihi haklarına sahip çıkma davasıydı. Bu milli bir davaydı. Çıkış noktası Mersin olan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 14. yıl dönümü dolayısıyla bu manalı günde, bu manalı yerde kahraman askerimizin dünyaya parmak ısırtan başarısını anmak için 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta kardeşlerimizin tekrar kavuştuğu haklarının geri alınmasının imkansız olduğunu bütün dünyaya duyurmak, ilan etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Kardeşlerim, 14 yıl boyunca gerek Kıbrıslı kardeşlerimiz, gerekse milletçe hepimiz Kıbrıs için can verdik, kan akıttık. Dost sandığımız devletlerin ambargo hançeriyle sırtımızdan hançerlendik. Siyasi sıkıntılara katlandı. Milletin kendi davasına sahip olduğunu, millete rağmen Kıbrıs'tan taviz verilemeyeceğini yüksek sesle haykırmak için burada toplandık. Bugüne kadar
Kıbrıs'taki kardeşlerimizin kazanılmış haklarını ve milli menfaatlerimizi koruma yönünde izlenen dış politikalar teslimiyetçi ve taklitçi bir zihniyeti yansıtmıştır. Atak ve şahsiyetli bir dış politika takip edilmediği için kazanılmış haklarımızın korunması, hayati milli menfaatlerimizin korunması mümkün olmamış ve bu milli dava gittikçe dış baskılara daha açık hale getirilmiştir. Haklarımız uluslararası platformlarda kabul ettirilememiştir. Ve bu platformlarda hep sanık sandalyesine oturtulmamıza göz yumulmuştur. Kıbrıs davamızda elimizdeki en büyük koz olan Yunanistan'ın NATO'ya dönüşü meselesi cömertçe harcanmıştır. Bütün bu vahim hatalara ilaveten dış politikasında daha da vahim ve ağır sonuçlara yol açacak bir sapma müşahede edilmektedir. Bu da Türkiye'nin Avrupa topluluğuna girebilmesi uğruna Yunanistan'ı razı edebilmek için Kıbrıs'tan geri adımlar atılması hazırlıklarıdır. Kıbrıs Avrupa topluluğu sirkine girebilmek için bir bilet bedeli gibi kullanılmak istenmektedir. Burada tekrar haykırıyoruz. Kıbrıs kanla alınmıştır. Kansıza terk edemeyiz. Bu milli davamızı almak için Sayın Başbakan Turgut Özal başta olmak üzere Bakanlar Kurulu üyelerini ve parlamenterleri davet ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Sayın Denktaş'ı, hükümet üyelerini ve parti liderlerini davet ettik. 1974 Barış Harekatı'nda imzası bulunan eski Başbakan Sayın Ecevit'i ve Başbakan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı davet ettik. Herkes bu milli davada duyduğu heyecan ölçüsünde katıldı. Bazı davetliler mazeret beyan ettiler. Bazıları siyasi diplomatik mülahazalarla katılmadılar. Bazıları da Göcek'te holding yatlarında denize girmeyi tercih ettiler. Bu milli heyecana uzak yakın demeden koşup gelen kardeşlerimize teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyoruz. Özellikle bu tarihi günümüzde bizi yalnız bırakmayarak katılan Kıbrıs Barış Harekatı'nda imzası bulunan Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun kardeşlerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun kardeşlerim. Sağ olun, var olun. Biz de Tevfik Komitesi Başkanı Mehmet Emin Aydınbaş'a teşekkür ediyorum ve şu anda elimize gelen telgrafları okuyorum. Büyük mana taşıyan mitinginize yetişemediğim için üzgünüm. Davetinize teşekkür eder, bütün mazlum milletlerin sömürücülere karşı zaferini vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim. Fehim Adat, eski Ticaret Bakanı.
Sayın Mehmet Emin Aydınbaş, çağrınız için teşekkür ederim. Kıbrıs konusundaki duyarlılığınızı kutluyorum. Çalışmalarınızın haklı davamıza dayanan ilgisini ve desteğini çekeceğine inanıyorum. Sevgiler sunuyorum. Deniz Baykal, Sosyal Sağlıkçı Partisi Genel Sekreteri, eski Maliye Bakanı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'na tertiplemiş olduğunuz Kıbrıs mitingine katılma hususundaki nadir davetinize teşekkür eder. Bu dönemde yoğun çalışmalarım olması nedeniyle söz konusu olan mitinge katılamayacağım için üzüntülerimi bildirir. Bu toprakları vatan yapmak için kanlarını döken aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anar. Yavru vatan Kıbrıs'tan en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Salih Coşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı. ...17 Temmuz 1988 tarihinde yapılacak olan mitinginiz için gönderilmiş olduğunuz nazik davetinizi aldım. Önceden programlanmış bir takım toplantı ve görüşmelerin bulunduğundan ve mevcut programı değiştirme olanağım olmadığından davetinize icabet edemeyeceğimi bildirir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim, saygılar sunarım. Olgun Paşalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri, Köy İşleri ve Çevre Bakanı. Kıbrıs Türk'ünün özgürlük savaşını zafere ulaştıran barış harekatının 14. yılında düzenlediğiniz mitinge beni de çağırmış olmanızı Kadir Şinastik örneği olarak saygıyla karşılıyorum. Hiçbir gücüm Kıbrıs Türk'ünü 20 Temmuz 1974'te kavuştuğu hakları geri alamayacağı inancı ile başarı dileklerimi sunuyorum. Orhan Birgit, eski Turizm ve Tanıtma Bakanı. Davetinizi alarak memnun oldum. Teşekkürler ederim. Parti çalışmalarımız sebebiyle büyük manalar yüklü mitingimize katılamayacağımdan dolayı üzgünüm. Yavru vatandaki şanlı mücadelenin kahramanı ve mücahit Kıbrıslara karşı vefa duyguları içerisinde düzenlenmiş olduğunuz Kıbrıs'ta tavize hayır mitinginin Cenab-ı Hak'tan hayırlara vesile olmasını dilerim. Sizin şahsınızda bütün vatandaşlarımızı selamlar, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. Alparslan Türkeş, Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı. Nazik hatırlamanıza içten teşekkür ederim. Fakat şu sırada hastanedeyim. Kutlama töreni maalesef katılamayacağım. Fakat bu kutlamaya gönülden katılıyorum. Saygılarımı sunar, başarılar dilerim. Hasan Esat Işık, eski Milli Savunma Bakanı. Nazik davetinize teşekkür ederim. Çok önceden planlanmış işlerim nedeniyle gelemediğim için üzgünüm. Haklı davamız olan Kıbrıs konusunda daima destekçi ve savunucusu olduğumuzu bilinmesini isterim. Tüm vatandaşlarıma sevgi. Refah Partisi Genel Sekreteri, 1974 Kıbrıs Harekatı İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk. Refah Partimiz Genel Başkan Yardımcılarından eski Adalet Bakanı Şevket Kazan. Diğer misafirlerimiz Milli Selamet Partisi İstanbul Sanatörü Ali Oğuz. Milli Selamet Partisi Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu. Ve 1974 Milli Selamet Partisi Erzurum Sanatörü Lütfü Doğan. Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal.
Genel Başkan Yardımcılarımızdan Rıza Ulucak. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizden emekli albay Kerem Avşar. Yine Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimizden ve İstanbul İl Başkanı Tayyip Erdoğan. Ayrıca Refah Partili Kayseri İli Yahyalı İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Camcı Bey. Aziz kardeşlerim, şimdi de Kıbrıs gazileri adına Kıbrıs'ımızın gazisi Kemal Can sizleri selamlayacaklardır. Ben Mehmet'im, Mehmetciğim, Bozok Yaylası'nın Yiğitler Köyü'nden. Irgatlık tarlasında bıraktım yarımı yaranımı. Vatan görevidir, er işidir dedim nefes nefes, adım adım. Giyimdim de haki urbamı, elimde silahım, sıra hasreti alev alev. Savaş dedi komutan, savaş! Çıkartma dedi Kıbrıs'a! Neydi Kıbrıs komutan, neydi? Topraktı, ezilendi! Yunan dipçiği, gözyaşı, yudum yudum zulümdü! Oysa ki ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağlar enginlere sığmam taşarım. Sarıldım sımsıkı, sarıldım sımsıkı yavrum gibi silahıma. Öptüm okşadım. Bir kalem, bir kağıt geçti de elime. Şöyle dedim aksakallı babama ve yaşlı anneme ve gelinine. İşte ben oğlunuz Mehmet. Yaklaştım şehadete adım adım. Meğer siz ne şanslı ana, ne şanslı babaymışsınız. Helal süt emzirdiğiniz oğlunuz savaşa gidiyor. Şehadete gidiyor. Kızımın emaneti sana, anamın gelini, sen de helal et hakkını. Bir gece vakti, bir yiğit insan, gemiler yansındır. Derde, durur mu Mehmet, durur mu Mehmetçikler? Bir düğün alayı, en büyük düğün. Davulu, top ve gülle sesleri, çalgısı, kurşun cıvıltıları, benim düğünüm, en mutlu günüm. Beş parmak dağlarının eteklerine inerken, bir daha bastım, kızım Ayşe diye silahımı bağrıma, koklaştım, sarıldık, helalleştik arkadaşlarla. Ya Bismillah! Ya Bismillah diyerek fırladım gemiden toprağa. Cehennem iniyordu üzerime lavlar alev alev. İlk şehitleri gördükçe gülümsüyordum. Ne mutlu size en büyük mevkinin sahipleri. Heyecan yığın yığın. Barut kokusu burcu burcu. Yunan'a kinim, Rum'a kinim. Yandaşlarına kinim, diş gıcırtılarım, silahımın namlusundaki mermi, şehadet aşkı benim, ben Mehmet'im. Mazlum insanları kurtarmak, Mehmetleri bağrına basan analara evlat olmak, yetim çocuklara yavrum demek, okşamak, öpmek, her karışık kanla sulamak,
susayan toprağa can vermek ne demek bilir misiniz? Bir arkadaşım vardı. Omuz omuza çarpıştık. Bir kör kurşun girdi de göğsüne. Allah! Deyişini işitmiştik. Deyişini işitmedik kimse kalmadı. Bugün Kıbrıs'ta tavizden bahseden adam, sen o şehidin sesini işitmedin mi? Ah, ah! 14 sene geçti. Şehitlik nasip olmadı ama ben binlerce şehit, on binlerce gaziyim. Bugün masa başında Kıbrıs'ı peşkeş çekmek isteyen sen, çekersen namertsin, çektirirsen namertim. Ey gerçek komutan, emret, 1000 defa şehit, 10.000 defa gazi olayım. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın! Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın! Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın! Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın! Saygılarım. Milletimizin önderi, milli inançlarımızın önderi, milli duygularımızın Yılmaz Mücahidi, Sayın Genel Başkanımızın yanında bulunmaktan şeref duyar, ona ve bütün siz vatandaşlarıma saygılar sunarım. Aziz vatandaşlarım, bir Kıbrıs davası üzerine toplanmış bulunuyoruz. Kıbrıs bizim idi, sizin idi diyenler vardır. Bunun kısa tarifi orada 500 sene, asırlarca önce oradaki eserlerimiz bellidir. Kimin olduğu bellidir. Buna muhakeme olmaya dahi lüzum yok. Ama kendileri bir fırsat bularak bize bazı hakaretlerle, oradaki Türklerimize olmadık hakaretler yaptılar biliyorsunuz. Onları imha edip kendiler sahip olmaya çalıştılar. Fakat biz Türkler her topluluğa hürmet ve saygı gösteren milletiz. Sabrettik, dinledik. Nihayet sabrımız taştı. Çünkü ne kız dediler, ne kadın dediler, ne çocuk dediler, ne ihtiyar dediler, ne genç dediler. Hepsini öldürmeye kalkıştılar. İşte artık tohumul kalmamıştı. O zamanın devrin hükümeti anlattı arkadaşlar, tedbir aldılar, gerekli şey cezalarını verdik. Fakat bitmedi. Bu kadar gençlerimiz orada şehit olarak yatmaktadır. O topraklara kanlarını akıttılar. O kanlarını biz bir daha o pis ayaklarına çiğnetmemek istiyoruz. Doğacaksın değil mi? Ve sen Nil misali çağlayan milli refahçım, Davos ruhunu boğacaksın değil mi? Ve şimdi de Kıbrıs harekatının başlamasında en büyük rol oynayan, milletin kalbindeki yarayı 1974 harekatını başlatmakla kapatan, Kıbrıs'ın Türkiye'ye ait olduğunu bir kez daha ispat eden ve Müslüman Türk halkının kalbinde taht kuran o günün başbakan yardımcısı, Sultan Fatih gibi yeniden fetihler için yola çıkan Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Ve
bakanlar öncesi selamlayacaklardı. Aziz kardeşlerim, aziz ve pek muhterem Mersinli kardeşlerim, Kıbrıs'ın bizim için taşıdığı manayı ve ehemmiyeti size en münasip ve en veciz şekilde ifade edecek olan muhterem hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dır. Ama bundan 14 sene önce Cumhuriyet tarihinin o gün itibariyle arz ediyorum 50 yıllık Cumhuriyet tarihi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizi ve milletimizi doğrudan doğruya ilgilendiren dışa dönük tek silahlı harekatı olan Kıbrıs harekatına karar veren Bakanlar Kurulu'nun bir üyesi olarak ve alınan bu karar neticesinde bize 100 aklı vermiş olması dolayısıyla bu imkanı ve bu şerefi bahşeden Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. Huzurlarınızda daha fazla konuşmayı zayıf addediyorum. Çünkü birazdan pek muhterem hocamız bizim gönlümüzden geçenlere de tercüman olacaktır. Hepinizi böyle bir güne gösterdiğiniz ilgiden ve alakadan dolayı tebrik ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ve o manalı günün 74 çıkartmasının İçişleri Bakanlarından bugünün Refah Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asil Türk Bey. Muhterem Mersinli kardeşlerim, sözlerime başlarken sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Burada manası büyük olan bir harekatın 14 sene sonra hep beraber anılması için, hep beraber hatırlanması için toplanmış bulunuyoruz. Ancak bu harekatın ne olduğunu sizlere uzun uzun konuşmadan, o harekatın yapıldığı güne ait birkaç fotoğrafı adeta verir gibi ifade etmek istiyorum. Harekata çıkarken, harekata başlarken büyük ölçüde asker sayısında dengesizlik olduğu için biz o gün hafif silahlarla piyadelerimizi çıkarmayı düşünmüş, öyle planlamış ve böylece ilk gün bütün gün boyunca hafif silahlarıyla askeri birliklerimiz piyadelerini Kıbrıs'a çıkarmıştı. Ama piyadelerimiz Kıbrıs'a çıktıktan sonra karşılaştıkları manzara şu oldu. Karşımızda ağır silahlarıyla, tanklarıyla Yunan birlikleri, elimizde hafif piyade tüfekleriyle çıkardığımız kardeşlerimiz, Kıbrıs'taki mücahitlerimizle beraber bu ağır silahlarıyla, tanklarıyla taarruza geçen Yunan ve Rum birlikleriyle karşılaştılar. Çarpışma o kadar dengesiz, o kadar silah bakımından kıyas edilemeyecek kadar farklıydı ki, bir tarafta ağır silahları ve tanklarına karşı piyademizin piyade tüfeğinden ibaret idi. Bu çarpışma kazanıldı. Nasıl oldu zannediyorsunuz?
iman ile büyük bir aşkla tankın karşısına Mehmetçiğimiz çıkarken hangi güçle bu karşı çıkışı meydana getirdi? Hangi güçle bu karşı çıkışı gerçekleştirdi? Ne zannediyorsunuz? Bu tesadüfen mi kazanıldı? Piyade tüfeğinin sıktığı kurşuna tankın mermisi karşı gelirse bunun kazanılmasının manası nedir bilir misiniz? İşte bu mana orada Kıbrıs'ta ilk günü Yunan birliklerini, Rum birliklerini durdurdu. Nasıl oldu da bu iş meydana geldi? Ne zannediyorsunuz? İmanlar, imanlar! İkinci fotoğrafı gösteriyorum. Sizin gönlünüzdeki iman, gönlünüzdeki aşk bunun ne olduğunu biliyor. Bilmeyenler anlasın diye söylüyorum. İkinci fotoğrafı gösteriyorum. Biz yaptığımız planlamada Beşparmak Dağları'nda korugan ve ağır makinalı tüfeklerle Rumların ve Yunan birliklerinin Türkiye'ye karşı, bize karşı olan sahilinde mevzilenmiş olduklarını düşünmüş, kabul etmiş, elde ettiğimiz bilgilere göre buna göre bir harekatı planlamıştık. Bunun için de Beşparmak Dağları'nın arkasına, Beşparmak Dağları'nın güney cephesine inmeyi planlamıştık. Paraşütçü birliklerimiz, onları taşıyan uçaklar böylece ağır silah altında olmadan Beşparmak Dağları'nın arkasına ineceklerdi. Harekat başladı. Paraşütçü birliklerimiz papatyaların beyaz, bembeyaz açılışı gibi yavaş yavaş çiçekler gibi inmeye başladılar. Birden alacakaranlıkta korkunç bir cayırtı koptu. Rumların arka tarafta da meğer koruganları varmış. Meğer Rum ağır makinalı tüfekleri bu yavrularımız havada inerken hepsini havada şehit etmek üzere kan kusmaya başladılar. Cayır cayır kurşun yağmuru altında o birlikler indi. Hemen hemen zayiat vermedik dercesine çok önemsiz bir zayiatla indi. Bu nasıl oldu zannediyorsunuz? Kurşunlar vızır vızır geçecek. Orada ağır ağır paraşütleriyle inen Mehmetçik yara almadan inecek. Bu mümkün mü sanıyorsunuz? Bunu siz nasıl olduğunu, bunun nasıl olduğunu siz biliyorsunuz ama bilmeyenler için söylüyorum. Bu harekat da başarıldı. Neticede büyük dengesizliklere rağmen Kıbrıs kan ve zulümden kurtarıldı. Bu barış harekatı tesadüfen adına barış harekatı denen bir harekat değildir. Bu harekattan önce hepiniz televizyonlarda seyrettiniz. Toplu katliamları, toplu mezarları bir bir ortaya çıkardılar. Rumlar geliyordu bir köye. O köyde geride şahit olarak bir tek insan dahi kalmamacasına oradakilerin tamamını katlediyor ve dozerlerle açtıkları çukurlara gömüp üzerlerini aynı iş makinalarıyla toprakla kapatıyorlardı. Seneler sonra biz bunları Kıbrıs'ta barış harekatını yaptıktan sonra ancak keşfedebildik. O mezarları çıkardık, dünya kamuoyuna gösterdik. Biz Kıbrıs'a gitmeden önce Kıbrıs'ta kan vardı, zulüm vardı, katliam vardı. Şimdi 14 senedir Kıbrıs'ta ne var? Kan var mı? Katliam var mı? Barış var, sükun var. Peki ne istiyor bu etrafımızdaki insanlar? Ne istiyor söyleyeyim. Kıbrıs'ta bir tek devlet haline geleceksiniz diyor. Şimdiki başbakan da bunların önüne düşmüş, koşarak
bütün gücüyle destekçiliğini yapıyor. Ne olacakmış? Bir tek devlet olacakmış. Bir tek devlet olunca ne olacak? Sizin askeri birlikleriniz oradan ana vatana yollanacaklar. Sizin hiçbir gücünüz kalmayacak. Bundan 14 sene evvel EOKA'cılar ne yaptıysa tekrar başından başlayarak Rumlar adayı Yunanistan'a ilhak etmek için ne lazımsa yapacaklar. Hepiniz hatırlıyorsunuz. Bir binbaşımızın hanımı, kocası askerlerinin başında nöbet beklerken Rum muhafız teşkilatının evi taarruzana uğradı. Evini, kapısını kilitledi, arkasına sandalyesini, masasını koydu girmesinler diye. Ancak bu hunhar katillerin bu kapıyı kırmaları üzerine 3 tane yavrusuyla banyoya girdi, arkadan kapıyı kilitledi, banyonun küvetine saklandı, üzerini de bir şeyle, bir bezle, bir naylonla, banyonun o naylonuyla, perde olarak kullandıkları naylonuyla örttü. Belki görmezler de yavrularımın hayatını kurtarırım dedi. Ancak katiller geldiler, orada o masum yavruları kurşunlayarak hepsini o banyo küvetinde delik deşik ederek öldürdüler. Peki yine başına dönelim de bunları bir kere daha mı yaşayalım? Yavrularımızı bir bir Rumların insafına terk ederek katledilmelerine rıza mı gösterelim? Eğer buna rıza göstermemek istiyorsak, bakın şu sıcak günde, yazın en sıcak ayında buram buram terleyerek burada niçin bulunuyoruz anlıyor musunuz? Buraya niçin koşup geliyoruz anlıyor musunuz? Niçin geldiğinizi işte el birliğiyle bütün millete, başta bu vurdum duymaz ANAP iktidarı dahil, diğer partilerde dahil, herkese haykıracağız. Buraya şunun için geldik. Biraz önce bir şehit babasını dinlediniz. Onun gönlündeki muhterem kardeşlerim, biz yıllar yılı dünyada hakkın hakimiyetini tesis etmiş bir devletten geldik. Başkalarının hakkını da biz koruduk. İnanıyoruz ki şu imanlı topluluk gerekirse tekrar Kıbrıs'ta hakkımızı korumaya muktedirdir. Buna inanıyoruz, güveniyoruz. Allah'ın izniyle tekrar böyle bir mecburiyet karşısında kalırsak hiç tereddüt etmeden aynı şeyleri yaparız. Kıbrıs'ı verenlere de müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs'ı masa başında Davos ruhuymuş, bilmem ne ruhuymuş diye milleti aldatarak tekrar eski haline getirmeye, tekrar Yunan'a teslim etmeye müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs'taki şehitlerimizin ruhunu muazzeb edecek, tekrar yüreklerini, kalanların yüreklerini yakacak, giden şehitlerimizin de ruhunu muazzeb edecek hiçbir çözüme razı olmayacağız. Kıbrıs'ta bizim bir tek meselemiz vardır. O da Kıbrıs devletinin tanınması, bir müstakil devlet olarak dost düşman tarafından tanınması, Kıbrıs Türk devletinin, Kuzey Kıbrıs Türk devletinin güçlenmesi ve bu elde ettiği haklardan zerre kadar taviz vermemesidir. Bu düşünceyle, bu inançla sizleri tekrar saygı ve sevgiyle selamlarken hepinize
istikbalde gerek Kıbrıs'ta gerek memleketimizde haksızlıklara karşı hakkın hakimiyeti için çalışmak üzere bütün gücünüzle, bütün imkanınızla ayağa kalkarak, karşı çıkarak kötülükleri ortadan kaldırmak üzere hakkın bayrağını açacağınıza inanarak sizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olunuz, var olunuz diyorum. Aziz kardeşlerim, şimdi de şehit annelerin temsilen bir kardeşimiz Sayın Hocama çiçek takdim edeceklerdir, buyursunlar. Özür dileyelim, iki ricada bulunacağım. Mehmet Hakverdi isminde bir çocuk bulunmuştur. Babası lütfen kürsünün arkasına gelsinler. İkinci ricam, bu sağ taraftaki kardeşlerim lütfen şuraya doğru. Kıbrıs'ta dağların altında savaşmadık. Muhterem ey Türk milleti, biz cihanın en has milletindeniz. Dünyayı titreten mutluluk devleti, namus şöhretini bilenlerdeniz. Şimdi nerede kaldı o şahanın şeref? Baksana rezalet doldu her taraf. Bizi görsen ne der kahraman selef? Onların yerine gelenler demiş. Neyle şarkandı kürle cihane? Adalet gösterdi onlar her yane. Körlendik körlendik geldik bu hale. Batının izinden gidenler demiş. Bak ne hale geldi bir nezir millet. Çöktü üstümüze sefale zillet. Ne lazım dedik etmedin gayret. Ceddine ihanet edenler demiş. Bir zaman cihan kirli zormuş iken, bütün Avrupa'yı titretmiş iken, uç kitaya ayak uzatmış iken, o yerle de sandık çekenler deriz. Şimdi elimizde bir avuç vatan, ona da dönmeler kurtuller vatan, onlar yetti böyle perişan, ne kötü hallara cihan ederiz. Bizim ecdadimiz o kahramanlar, bu aziz vatana sahip olanlar, dil için, rüz için döktüler kanlar. Şimdi tabii bakın ne halimiz var. Nasıl uçuruma gidiyor millet, hiç kulak vermiyor bu şey devlet. Böyle de perişan oluruz demek, kaptağınla da isyanımız var. Allah sanımızı hayır eylesin, bütün milletini salih eylesin, orduyu daima galip eylesin. Onlara dua edenleriz, hafize zemzaman, akıl zamandır. Senin sözlerin biraz cemaldir, akıllı kimseler ibret alandır, onların kendini bilenlerdeyiz. Aziz kardeşlerim bize fazla konuşma meydan yoktur, bu kadar yeter, Allah razı olsun. Şimdi de hepinizin hasretle beklediği milli görüş lideri, sizleri bugün buraya toplayan o inancınızın bugünkü liderini takdim ediyorum. İnananların iftiharı, medarı, yeniden büyük Türkiye'nin mimarı, Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Selamünaleyküm çok aziz ve muhterem Mersinli kardeşlerim. Aziz ve büyük milletimizin kıymetli evlatları, muhterem basın mensupları, muhterem kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 17 Temmuz 1988. Mersin'deyiz, Milli Görüş Kıbrıs mitingini yaşıyoruz. Mitingimiz
Mersin'imiz, bütün milletimiz ve yavru vatan Kıbrıs'taki Müslüman soydaşlarımız için hayırlı olsun. Her şeyden evvel bu mitingi milli görüşçüler olarak niçin yapıyoruz? Niçin bugün yapıyoruz? Niçin Mersin'de yapıyoruz? Çünkü bildiğimiz gibi Kıbrıs Barış Harekatı bundan tam 14 sene evvel 20 Temmuz 1974 tarihinde başlamıştır. Bugün 17 Temmuz Pazar günü, 3 gün sonra 20 Temmuz'u, yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14. yıl dönümünü yaşayacağız. İşte o yıl dönümü münasebetiyle bir pazar gününden yararlanarak yıl dönümünü bugün kutluyoruz. Onun için bu toplantımızı bugün yapıyoruz. Diğer yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın manasını temsil eden milli görüş zihniyetini bugün yeniden temsil eden Refah Partisi 19 Temmuz 1983 tarihinde kurulmuştur. 2 gün sonra da Refah Partimizin kuruluşunun 5. yıl dönümünü kutlayacağız. İşte biz böyle bir yıl dönümünü Kıbrıs gibi milli meselemizin bu heyecanlı mitingiyle kutluyoruz. Onun için bu mitinge vaki daveti büyük bir aşkla, şevkle, memnuniyetle kabul ettik. Milli görüşçüler, inanan insanlar bugün bu sebepten dolayı bu meydandayız. Ve nihayet muhterem kardeşlerim, öyle bir günde bulunuyoruz ki ortalıkta, Kıbrıs'ta yeniden önemli taviz verme haberleri dolaşıyor. Tehlikeli durumlar dolaşıyor. Böyle tehlikeli bir anda aziz milletimizin hissiyatına tercüman olarak Kıbrıs'ta hiçbir taviz verilemeyeceğini, haykırılması için daha fazla milli görüşçülerin beklemesi mümkün değil. Bundan dolayı bugün buradayız. Aziz ve muhterem kardeşlerim, neden Mersin'deyiz? Çünkü Kıbrıs Barış Harekatımız Mersin'den yapıldı. Mersin, Kıbrıs'a en yakın Anadolu toprağımız. Biz bu kıyıdayız, karşı kıyı Kıbrıs'ı teşkil ediyor. Bu kadar yakın bir noktaya geldik. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapıldığı Anadolu Kalesi'ne geldik. Buradan, bu yakın mesafeden Kıbrıslı kardeşlerimize sesleniyoruz. Yanınızdayız, beraberiz. Korkmayın, kimse sizin kılınıza bile dokunamaz. Bundan dolayı işte Anadolu'muzun incisi güzel Mersin'imizdeyiz. Ve nihayet bu mitingi milli görüşçüler niçin yapıyorlar? Demin de işaret ettiğim gibi son zamanlarda bir takım tehlikeli gelişmeler söz konusu olmuştur. Bu tehlikeli gelişmeleri önlemek milli görüşçülerin vazifesidir. Olan olaylar karşısında daha fazla duyarsız kalmamız mümkün değildir. Kimse bunu bizden bekleyemez. Milli vazifemizi yapıyoruz. Onun için Kıbrıs mitingi düzenlenmiştir. Bu miting bütün milletimize hayırlı olsun. Biz bu mitingle yolunu bilmeyen, Kıbrıs'ı adım adım Yunanistan'a kaptırmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunan siyasi iktidarı ikaz etmek için buradayız. Tarihi bir görev yapıyoruz ve onları bir hatadan men etmek vazifesini ifa ediyor. İşte bundan dolayı Mersin'deyiz. Bundan dolayı bugün buradayız. Bu tarihi mitingimizi yaşıyoruz. Tarihi bir görev yapıyoruz. Milli bir görev yapıyoruz. Sözlerime başlarken böyle tarihi bir günü tertip eden tertip heyet üyesi arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. Bu mitingimizin böyle muhteşem bir tablo halinde
yapılmasına vesile olan, bu büyük alakayı gösteren siz milli görüşçü inançlı kardeşlerimizin her birinize de bütün milletimiz adına ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve yine bugünün intizam içerisinde yürümesi için büyük bir gayretle vazife yapan emniyet görevlisi kardeşlerimize de huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Muhterem kardeşlerim, sözlerime teşekkür vazifesini ifa ederek başladıktan sonra önce bugüne nereden geldik, bugün bu mitingi niçin yapıyoruz meselesinin biraz daha içine girmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Kıbrıs asırlar boyu bizim milletimizin bir adası olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek halaları Larnaka'da yatmaktadır. Kıbrıs'ta birçok camilerimiz var, asırlarca yapılmış Müslüman eserleri var. Kıbrıs'ın bizim olduğunu gösteren sayısız delil var. Böylece asırlar boyu bizim olan bir ada olarak Kıbrıs yaşadı. Bizim idaremizdeyken Kıbrıs'ta sadece huzur olmuştur. Herkes barış içerisinde yaşamıştır. Ancak ne var ki, bu böyle giderken takriben bir asır önce gereken sebeplerden dolayı Kıbrıs adasının muvakkat bir zaman için İngilizlere kiraya verilmesi gerekmiştir. Sultanahmet Cennet Mekan bu kira mukavelesini İngilizlerle yaparken bilhassa kendi imzasının üzerine hususi bir madde koymuş, hükümranlık haklarım baki kalmak kaydıyla bu mukaveleyi imzalıyorum diye bir kere daha adanın tamamen bize ait olduğunu teyit ederek imzaya atmıştır. Kıbrıs'ın bu muvakkat kiralama süresi geldi geçti. Ne olmak lazım gelirdi? Bu ada arkadan yeniden bütünüyle bize verilmesi lazım gelir. Halbuki Kıbrıs'ı kiraya verdiğimiz İngilizler Haçlı zihniyetiyle hareket ettiler. Mukaveleye sadakat göstermediler. Hile yaptılar. Zira onlara emanet edilmiş olan Kıbrıs'ta bir yandan büyük askeri üsler kurdukları gibi öbür yandan ileride bu adayı Türkiye'ye iade edeceklerine Yunanistan'a vermek için adada Müslüman Türkleri yavaş yavaş azaltmak, onları kaçırmak, onları imha etmek, buna mukabil Yunanistan'dan Rumlar getirmek yoluna gittiler. Bu adayı biz İngilizlere kiraya verirken içeride Müslüman Türklerin nüfusu kahir bir ekseriyet teşkil ediyor. Ancak bir müddet sonra İngiliz hilesiyle adanın içerisindeki Rum nüfusu çoğaltıldı, Müslüman Türk nüfusu azaltıldı. İkinci Cihan Harbi'nden sonra İngiltere bir bütün müstemlekelerinden çekilirken adayı Türkiye'ye teslim etmesi gerekir. Böyle yapmadı. Adayı Türklerle Rumlar bir arada yaşasınlar ama ada Rumların olsun, sonradan da Yunanistan'a ilhak edilsin haksızlığına ve hilesine başvurdu. Bunun neticesi olarak 1950'li yıllardan itibaren tam 15 sene Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar, Müslümanlarla Hristiyanlar tek bir devlet içerisinde yaşasınlar diye bir deneme yapıldı. Bu deneme baştan sona kadar katliamlarla dolu bir devre olmuştur. Londra ve Zürih anlaşmalarıyla Kıbrıs'ta kurulmak istenen tek bir devlet denemesi sadece kanla, birçok insanların katledilmesiyle tarihin kara bir dönemi olmuştur. Biraz önce Oğuzhan Bey yüzlerce yapılan katliamdan sadece bir tanesine temas etti. Bu katliamların içerisine girecek değilim. Yalnız bu hunhar, bu katil Rumlarla Müslüman Türklerin bir arada yaşamasının mümkün olmadığı bu 15 senelik denemeyle apaçık görülmüştür. Bu 15 senelik devre esnasında ne oldu? 1964 senesinde Rumlar
her zamanki gibi bir büyük katliama giriştiler. Türkiye'de o zaman İnönü başbakandı, kendisine solcu diyen bir zihniyet iş başındaydı. O günü birçoklarınızın yaşı müsait hatırlıyorsunuz. Bu katliamlar karşısında sadece iki tane uçak uçuruldu. Fazla bir şey yapılamadı. O günün başbakanı millete döndü, dedi ki bana Amerikan Cumhurbaşkanı Johnson mektup yazdı. Bu durum karşısında ben ne yapabilirim ki, dedi. İşte solcu zihniyetlerin yapabileceği budur. Kan ortalığı kapladı durdu. Aradan 3-4 yıl geçti, sene 1967. Rumlar aynı alışkanlıkla yeniden büyük katliamlara giriştiler ve artık Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak edeceğiz dediler. O zaman Türkiye'de faizci görüşlü Adalet Partisi iktidarı vardı ve Demirel başbakan. O İnönü'nün yaptığı iki tane uçak uçurtma işini de yapamadı. Yuvarlak laflarla geçiştirdi. Oluk oluk seller halinde kanlar aktı. Bunlara sadece maalesef seyirci kaldı. İşte Rumlar böylece. Biz bu Müslüman Türkleri istediğimiz gibi istediğimiz şekilde keseriz alışkanlığına girdiler. Birkaç sene sonra sene 1974'e geldi. Aynı şekilde yeniden bunları keselim. Adayı Yunanistan'a ilhak edelim dediler. Samson denilen bir adam adaya çıktı. Açıkça adayı Yunanistan'a ilhak edeceğini ilan etti. Etti ama o esnada yeniden Müslüman Türkleri kesmeye davrandıkları anda birdenbire enselerinde jetlerimizi buldular. İşte 20 Temmuz 1988 tarihi, yani 3 gün sonra 14. yıl dönümünü kutlayacağımız bu büyük tarihi olay böyle ceryan etti. Bu noktada bir dakika durmak istiyorum. Türkiye'de solcu iktidarlar varken oluk oluk akan kanlara seyirci kalınmış. Faizci iktidarlar varken aynı şekilde oluk oluk akan kanlara seyirci kalınmış. Ama sene 1974'e gelince işin şekli değişmiş. Neden? Bu sualin bir tek cevabı vardır. Çünkü 1974'te Türkiye hükümeti, Cumhuriyet hükümetinin içerisine ortaklarla da olsa milli görüş girmiştir. İşte tarih. İşte gerçekler. Milli görüşün ne olduğunu tanımayanlara milli görüşü tanıtmak için bir fırsat. Milli görüşün ne olduğunu Kıbrıslı Rumlar çok iyi biliyor. Yunanlılar çok iyi biliyor. Avrupalılar çok iyi biliyor. Ne yazık ki biz hala Mersin'imizin köyündeki Mehmet'imize milli görüşün ne olduğunu tanıtamadık. Ama yakında 60 milyon tanıyacak. 60 milyon bu bayrağın altında kurtulacak. Başka çaresi yoktur. Sırf tarihten bahsederken sırası geldiği için bir cümleyle de olsa bunun üzerinde durmak mecburiyetini duyduğum için bu noktaya temas ettim. İşte 20 Temmuz 1974 budur. 20 Temmuz 1974 tarihinde bildiğiniz gibi Kıbrıs'a gemileri biz gönderdik. Harekat 20 Temmuz tarihinde başlatıldı. Milli görüş olarak bu vatana hizmetimizin önemli bir adımıdır. Ancak böyle bir tarihi günde hemen ifade edeyim ki daha o günden itibaren o günkü hükümet ortaklarımız bile bu harekatı hemen durduralım diye karşımıza dikildiler. Günlerce başlamış bir harekat böyle çocuk oyuncağı gibi durmaz. Mutlaka hedeflere kadar gitmemiz lazımdır dedik. Böylece birinci harekat tamamlandı. Ara yerde ortaklarımızın ısrarı üzerine bir mola verildi. O gün şu anda huzurlarınızdaki bakanlarımız da şahittir ki biz milli görüşçüler olarak harekatı tekrar en kısa zamanda başlatmak şartıyla durduruyoruz diye Bakanlar Kurulu oturumunda bunu açıkça belirtmiştik. Hatta arkadaşlarım hatırlayacaklar, tarihi bir olay olduğu için huzurlarınızda açıklıyorum. Bendeniz oy verme esnasında kaldırılan
mürekkepli bakanların önündeki kalemin üzerine unutulmasın diye bir beyaz kağıt geçirdim ve kalemi böyle kaldırdım. Yani şimdi hareketin durmasına muhakkaten oy veriyoruz. En kısa zamanda hareket yeniden başlatılacaktır. Bu unutulmasın diye oy verme işleminde bile böyle bir işarette bulundum. İşte bu şekilde ikinci harekatı da kısa bir zaman sonra başlatmaya muvaffak oldum. Netice itibariyle Kıbrıs'taki katliamlar durdu, barış harekatı başarıyla sonuçlandı ve Kıbrıs harekatı böylece adaya huzur ve sükun getirmek bakımından tarihi bir büyük zafer oldu. Biz o vakit geliniz Kıbrıs'ın bütününü alalım. Çünkü ada zaten tarihen bizimdir demişizdir. Bakanlar kurulun. Ortaklarımız bile bizden korkmuşlardır. Bunun üzerinde ısrar edeceğiz. Hatta gerekirse hükümeti bozacağız diye. Ancak harekat bir yandan yürürken bunu yapmamak için hiçbir sebep yoktu. O gün eğer bizim dediğimiz tutulsaydı ve adanın yarısını biz Rumlara terk etseydik, böylece onlar bayram edecekler, yarısına sahip olmak için koşacağımız bütün şartları kabul edecekler ve Kıbrıs meselesi diye bir mesele daha o gün halledilmiş olacak idi. Hatalı hareket ettiler. Bu teklifimizi kabul etmediler. Bunun üzerine en asgariden Larnaka'yı hiç değilse alalım. Ordularımız oraya kadar gidiyor. Önlemeyin. Askerimizi geri çevirmeyin diye. Bizzat Bakanlar Kurulu'ndaki ortaklarımıza çok ısrar ettik. Onlar hatta bizden bile gizleyerek devlet ciddiyetine ve devlet hukuk nizamına uymadan hem askerleri geri çekme yoluna tevessül ettiler, hem de yine bizden gizli olarak huzurlarınızda açıklıyorum, Magosa'nın Maraş bölgesini iskan etmemek için oraya bizden gizli emir verdiler. Devletin her türlü emniyetinden anayasaya göre Bakanlar Kurulu müteselsilen mesuldür. Onun için Bakanlar Kurulu üyelerinden gizli olarak Maraş'ın iskan edilmemiş olması aslında hukuksuz bir davranıştır. Bunu yapanlar yıllardan beri milletimizin menfaatini baltalamışlardır. Tarihi gerçekler belli olsun diye huzurunuzda ifade ediyorum. İşte muhterem Mersinli kardeşlerim, görüyorsunuz ki harekatı ısrarla başlattık. İkinci harekatı başlattık. Kıbrıs'ta her türlü sulh şartlarını kesinlikle temin etmenin gayretini gösterdik. Ancak hükümet ortaklarımız dahil diğer partilerin solcu ve faizci zihniyetleri, batıya bağlı taklitçi zihniyetleri bizim bu milli menfaatlerimizi tam manasıyla korumamıza fırsat vermedi. Onlar bir yandan Maraş'ın iskan edilmemesini ortaya koydukları gibi, öbür taraftan da daha ilk günden itibaren madem ki adada iki millet var, iki ayrı devlet kurmalıyız, bir an evvel müstakil Kıbrıs Türk Devleti'ni ilan edelim diye ısrar ettiğimiz halde korkularından ille de federe devlet, federe devlet diye bir hastalığın içine düştüler. İşte onların bu hastalığı yüzünden 14 seneden beri çektiğimiz ızdırapları görüyorsunuz. Sırf milli görüşü ve taklitçi görüşleri 60 milyon milletimiz açıkça görsün, bu tarihi gerçekleri bilsin diye bu açıklamaları yapıyor. Siz eğer elinizde olduğu halde Maraş'ı iskan etmezseniz ey gafiller, elinizde olduğu halde daha o gün Kıbrıs Türk Devleti'ni ilan etmezseniz ey gafiller, elbette Haçlı zihniyetine sahip olan Batılılar sizin bu davranışından yüz bulurlar ve tekrar Kıbrıs'ı geri ver derler. Bunların bu şımarık davranmalarının sebebi sadece onların içerisindeki Haçlı zihniyeti ve EOK ruhu değil, bizdeki taklitçilerin korkaklıkları ve Batı'ya uşak gibi bağlı olmalarıdır. İşte bundan dolayı halklarımız korunamıyor. Muhterem kardeşlerim, biz o vakit bağımsız devlet dedikçe
karşımızda ille de federe devlet diyorlardı bu taklitçi partilerin hepsi. Biz bu milli meselelerde zaten hep tek başımıza mücadele etmişizdir. Ne oldu sonra? Arkadan ister istemez bağımsız bir devlet ilan etmeye mecbur kaldılar. Bizim söylediğimize geldiler. Ancak bir gerçeğe dikkatlerinizi çekiyorum. Bu solcu ve faizci iktidarlar bağımsız bir devlet orada ilan etmeye mecbur kaldılar ama bu bağımsız devleti erkekçe, yürekli bir şekilde bağımsız bir devlet kuruyoruz diye yapmadılar. Ya Rumları federe devlet fikrine yanaştırmaya mahsus bir koz, bir manavra gibi bunu yapmacıktan ilan edelim dediler. Elin Rum'u bu numarayı yutar mı? Bunların ciğerini okuyor. Ve madem ki bunlar böyle bir oyun için bunu kurdular, öyleyse biz bunların oyununa gelmeyiz. Bunların bağımsız devletine falan yüz vermeyiz. Adamın hepsini alıp Yunanistan'a vereceğiz diye ısrar etme cesaretini buradan buluyorlar. Bu içimizdekilerin yüreksizliğinden buluyorlar. Kabahat içimizde, Yunan'da değil, Rum'da değil. Soruyorum size. Hem bizim orada bir bağımsız devletimiz olacak, hem ortada federe devlet diye konuşulacak. Neymiş bu federe devlet? Neymiş bu federe devlet? Bu federe medere oyunu nereden çıkıyor? İşte Mersin'deyiz. İşte 17 Temmuz'dayız. İşte tarihi bir toplantıdayız. Bu taklitçilerin hepsine toptan yüzlerine karşı huzurlarınızda haykırıyor. Bire gafiller. Ne federesi be? Ne federesi? Rum'un federe dediği EOKA'ya atılan bir adımdır. Gel beraberce devlet olalım. Devletin başkanı benden olsun, hakimiyet benden olsun. Adım adım sizi yiyeyim. Bu oyunun adıdır federe devleti. Ne mecburiyetimiz var bizim, ne federe devletiymiş. Adada kan gövdeyi götürüyordu. Barış harekatını yaptık, adaya huzuru getirdik. Bitti. Bizim Kıbrıs meselemiz diye bir meselemiz yok. Peki bugün burada niye toplanıyoruz? Bu gafiller yüzünden korkuyoruz ki bu çocukların elinde bir kaza olacak. Çocuğun asıl anası biziz. Muhterem Mersinli kardeşlerim, bakınız söylediğimiz gerçekleri ispat eden o kadar çok delil var ki teferruata girmeyeceğim. Tarihi bir mitingdeyiz. Sadece bir tanesini dokunayım. Bunlar bu gafiller, bu taklitçiler, hepsi birbirinin aynı. Aynı makinanın ıskarta malıdır bu solcu, bu faizci partiler nebisi. Aralarında hiçbir fark yoktu. Bunların Kıbrıs meselesi diye, federe devlet diye hiçbir meseleleri var mı? Yok. Hepsi birbirinin aynı. Aynı mamular. Şimdi söylemek istediğim şey şudur. Sözde bunlar bağımsız bir devlet kurdular. Bu bağımsız devlet kurulduğu halde bu devleti niçin bugüne kadar hiçbir ülkeye tanıtmadılar? İşte Müslüman ülkeler bir an evvel bağımsız Kıbrıs devletini tanımak için can atıyorlar. Kıbrıs devletini tanımalarına bu gafiller mani oluyor. İspat mı istiyorsun? Geçen sene Ziaül Hak, kardeş Pakistan'ın devlet başkanı, Türkiye ziyarete gelmeden önce bunların huyunu suyunu biliyor. Bunların renksizliğini biliyor. Daha Türkiye'ye gelmeden Pakistan'da İslamabad'da ilan etti. Dedi ki ben Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de artık bu sefer Kıbrıs devletini tanıyacağım. Orada ilan etti geldi. Geldi ama bunlarda renk attı bu bizimkilerde. Şu ANAP dediklerin yok mu? Adamı gelir gelmez hemen kapalı bir odaya koydular. Vır 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 vır
Adamın beynini yıkadılar. Aman yapma. Biz bağımsız devlet ilan ettik ama bizim bir Amerikalı abilerimiz var. Onlar bağımsız devlet istemiyor. Sen bunu tanırsan işimizi bozarsın. Silah vermezler, kredi vermezler. Etme eyleme. Bizi seviyorsan bu devleti tanıma diye yalvardılar, yakardılar. Adam baktı, bunların haline acıdı. Ama ne yapsın ki yalvarıp yakarıyorlar. Yutkundu. Peki bu sefer de tanımadan gideyim dedi. İşte bunların yapacakları budur. Yüreksiz, korkak. Amerika'nın gözünün içine bakacak da milli menfaat koruyacaklar. Hadi oradan, hadi, hadi, hadi. Şimdi muhterem Mersinli kardeşlerim, tarihi bir gündeyiz. Şu suali ortaya koyuyor. Bu taklitçiler neden böyle davranıyorlar? Bunun iki tane sebebi var. Birincisi, efendim ya Amerika ya Batı bize silah vermezse, askerimizin yedek parçasını vermezse, birinci korkuları bu. İkinci korkuları, ya bize kredi vermezse. İşte bunların temelinde yatan hastalık budur. Bu iki korkudan dolayı her türlü milli menfaatlerimiz bunların elinde her türlü kazaya uğrayabilir. Biz milli menfaatleri bunlar koruyamayacağını bildiğimiz için yüreğe tir tir titreyen insanlar halindeyiz şimdi. Bu çoluk çocuğun elinde hangi gün hangi kaza çıkacak bilmiyoruz ki bunlara bu milletin menfaatleri teslim edilir mi? Çünkü zihniyetleri taklitçi zihniyettir. Çünkü işte halleri budur. Şimdi cevap veriyorum. Önce şu Amerika'nın bize oynadığı oyun. 30 seneden beri siz harp sanayi kurmayın efendim. Hangi silah isterseniz biz size vereceğiz diye. Bu renksizleri buldular. Bizi harp sanayinden mahrum ettiler. Şimdi bırak istediğimiz silah vermesini, yedek parçasını bile vermiyor. Hatta para verirsen senelerce ambargo koydular. Bu nasıl dostluk? Bu adamlara güvenilir mi? Be hey gafiller! 40 seneden beri bu Amerikan oyununa niye aldandınız da bizim aziz milletimize 40 seneyi kaybettirdiniz? Yakında geleceğiz. Hepinizden bu kaybedilen 40 senenin hesabını soracağız. Görüyorsunuz. Başladığımız ağır sanayi hamlesini durdurdular. Programladığımız milli harp sanayini yabancı sermayelere peşkeş çekerek yozlaştırmaya çalışıyorlar. Böylece milletimiz sadece esir haline düşüyor. Milli harp sanayi olmayan, ağır sanayi olmayan bir ülke bağımsız olamaz. Haklarını koruyamaz. 20 senedir bunu haykırıyorum. Ama Allah'ın izniyle bu ağır sanayiyi kuracağız. Bu harp sanayini kuracağız. Korkmayın. Korkmayın. İkinci meseleye gelince dış borç bunları esir ediyor. İşte Özal dediğin adam. Görüyorsunuz zihniyet olarak ifade ediyorum. İş başına geldiği zaman dış borçlar 60 senede birike 13,5 milyar dolar olmuş. Bunu şimdi 5-6 senenin içerisinde tam 40 milyar dolara çıkarttı. Bu sene ödeyeceği faiz ve ufak bir ana para taksidi 7,5 milyar dolar. Ne demek 7,5 milyar dolar? 10,5 trilyon. Şu memleketi ne hale getirdiler biliyorsun. Bu senenin bütçesi 30 trilyon ama devletin zamla vergiyle bütün gelirleri 20 trilyon. Bu 20 trilyonun 10 trilyonu faize ödenecek Amerika'daki Yahudi bankalarına, 10 trilyonla da 60 milyon insanın hizmeti görülecek. Görüyorsunuz bütün yatırımlar durmuştur. Sokakların patlaklarını bile tamir etmekten acizdirler. Bir yandan bu acizler ortadadır, öbür yandan TRT'yi bir borazan gibi kullanır. Özel sektör temsilcilerin karşısına çıkıyorlar. Efendim görüyorsunuz biz faaliyetleri size bıraktık. Devlet olarak hiçbir yatırım yapmıyoruz diyor. Bu ne acıklı bir haldir.
Senin yatırım yapacak halin mi var be hey zavallı? Özel sektörün önüne çıkmış. Yaptırım yapamama aczini bu edebiyatla sözde örtbas edecek. Özel sektör yatırım yapsın diyorsun. Yatırım yapan herkesi de iflas ettiriyorsun be hey çarpık. Şimdi bakınız, olayları iç yüzüyle görüyorsunuz. Bu özel zihniyeti denen zihniyet neden Rumlara, Yunanlılara bu tavizleri veriyor? Çünkü önce iş başına geldi, zam 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 zam. Millet mahvoldu. Vergi 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 mahvoldu. Bu faizlere, bu borçlara yetmiyor. Sonra ne yaptı? Köprüyü satıyorum, barajı satıyorum. Elbette satarım diye milleti aldattı, yüksek faizli iş tahviller çıkarttı, herkesin parasını bu tahvillerle topladı. Maksat ne? Yahudi bankasına faiz ödeyeceğim. Çünkü 10,5 trilyon öde öde bitmiyor ki, 40 tane köprü satsa dişinin kovuğuna gitmiyor, borç o kadar büyümüş. Şimdi köprüyü barajı sattı, bunlar yetmiyor. Ondan sonra ne diyor? Diyor ki, yastığınızın altındaki altınları getirin, bankaya verin, faiz daha çok kazandırıyor. Maksadı ne? Milleti aldatacak, o altınları da toplayıp götürüp Yahudi'ye faiz ödeyecek. Faiz çok para getiriyor, arsalarınızı satın diyor, millete arsasını da sattırıp toplayacak, Yahudi'ye faiz ödeyecek. Bunların hiçbiri yetmiyor, yetmiyor. Şimdi özelleştirme. Neymiş? Teletaş'ı özelleştirmiş. Sümer Bank'ı özelleştirecekmiş. Neymiş bu özelleştirme? Bu allayıp pullama edebiyatın arkasındaki gerçek su, devletin elindeki fabrikaları satacak, aldığı parayı Yahudinin faizine ödeyecek. Çünkü delik büyük, yama küçük. Bütün bunların hepsine başvurduğu halde gene de bu faizi ödeyemiyor. Ne yapıyor? Kapı kapı. Japonya'sında, Almanya'sında, Fransa'sında, Lüksemburg'unda havadan uçan kuştan borç istiyor. Şu anda 40'tan fazla heyet borç dileniyor etrafta. Çünkü 10,5 trilyon parayı ödemek için gene de bu sene en aşağı bunun yarısı kadar yeniden borç bulmaya mecburlar. Bu borcu almak için işte Amerika buna diyor ki, Kıbrıs'ı Yunan'a verirsen sana bu borcu veririm. Şu borcunu ertelerim. Faizi şu kadar tutarım. İpin ucunu kaptırmış, esir olmuş. Bu da sırf kendi iktidarını sürdürebilmek için, hay hay ben size bunları yaparım, yeter ki siz bana borcu verin diyor. İşte bizim telaşımız milli görüşçüler olarak. Başımıza bunlar iş başındayken başımızı yastığa rahatça koyamayışımızın sebebi budur. Bakınız, bunlar bugüne kadar hangi tavizleri verdiler Rumlara ve Yunanlılara? Şimdi size kısa bir bilanço veriyor. Önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri De Cuaya arayarak koydular bu adamı. Dediler ki, biz Rumlara şu 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 tavizleri vermeye hazır. Götürdüler, Allah'tan Rumlar buna evet demedi. Eğer bunların verdiği tavizleri, yani bu genel sekreterin götürdüğü birinci plana Rumlar evet dese ada elimizden gidecek. Bu Kıbrıs meselesinde Cenab-ı Hak bize hep düşmanlarımızla yardım ediyor. Bunlar teklif götürüyor, onlar hayır dediği için ada kurtuluyor. Yoksa bunların götürdüğü teklife bir defa evet deseler yandık. Allah bizi koruyor. Bu birinci teklife hayır dediler. Bu sefer, ikinci sefer, bunların meşhur Mart 87 dedikleri meşhur anlaşma. İkinci bir taviz daha verdiler. Boyuna bardaktan su taşıyor. Verdi, verdi, verdi. Rumlar buna gene hayır dediler. Deyince şimdi başladı dış güçler bunlara emretmeye. Hadi bakalım Davos'a gideceksiniz. Milletten saklı baş başa kapalı odada konuşacaksın. Ne vereceksen hepsini taahhüt edeceksin. Bu gitti Davos'a, bütün milli menfaatlerimize aykırı birçok taahhütlerde o kapalı odanın içinde bulundu. Delillerini söyleyeceğim. Ondan sonra arkasından, bu yetmez, sen çıkıp Atina'yı ziyaret edeceksin.
Niye Papandora buraya gelmiyor da bu Atina'ya gidiyor? Atina'ya gidiyor, otelden dışarı çıkamıyor. Böyle konserve kutusu gibi etrafı dolaştırıyorlar. Hali de bu. Bütün bu hakaretlere razı oluyor. Gidiyor oraya, neden? Emir büyük yerden borç alacak. Eteğini kaptırmış. Başka türlü hareket etmesi, ayakta kalması mümkün değil ki. İşte böylece yok bilmem Davos ruhuydu, Atina şeytanıydı. Bu hayaletler ortada dolaşmaya başladı. Bu hayaletler niçin ortada dolaşıyor? Çünkü şimdi adım adım Kıbrıs alınıp Yunanistan'a verilmek isteniyor. Amerika Haçlı zihniyetiyle böyle istiyor. Batı böyle istiyor. Onların da bunların da ağası onlar zaten. Şimdi işi tuttular, taviz makinasını otomatiğe bağladılar. Dediler ki Özal'la Papandreou her 6 ayda bir birleşecek, yeni verilecek tavizleri konuşacak. Bu yetmiyormuş gibi Rauf Denktaş'ı da devreye koydular. Rauf Denktaş da Vasilu da 6 ayda bir görüşecek, tavizleri verdikçe vereceksiniz. Taviz makinası otomatiğe bağlandı. İşte onlar böyle yaptığı içindir ki biz bugün milletimizi, 60 milyon milletimizi, 1000 yıllık tarihimizi, 50 milyon siperlerde verdiğimiz şehitleri ve bütün Kıbrıs şehitlerini temsilen bu meydanda dimdik toplandık. Ey gafiller, nereye gidiyorsunuz? Biz varız, biz. Yapamazsınız bunları. Yapamazsınız. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bak şimdi delilleri birbiri sıralıyor. Şu anda Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetin haline bak. Yunanlar Türkiye vizesiz gelir. Biz oraya gidemeyiz. Bu nasıl bir milletler arası münasebet ya? Biz esir miyiz, köle miyiz? Yunan elini kollarını sallayarak gelecek. Bunlar davul zurnayla, mehter takımından Yunanlı turistleri karşılıyorlar. Şu hale bakın ya. Şu hale bak. Şu hale bak. İşte bunların hali. Öbür taraftan Yunanlıların yıllardan beri bloke edilmiş malları var. Bu Özal gitti onlara söz verdi. Dedi ki sizin bu bloke mallarınızı ben serbest bırakacağım. İsterseniz parasını ödeyeceğim. En basit hesapla bunların ilk kısmı 150 milyon dolar tutuyor. Yunanistan'a 150 milyon dolar ödeyecek. Kendisi bir tek dolara muhtaç, 40 kapıdan borç dileniyor. Ama emir büyük yerden Yunan'a 150 milyon dolar para ödeyecek. Sonra şimdi Haliç'in kenarında yepyeni muazzam bir patrikhane yapılıyor. Kime sordun? Kimden izin aldın? Yapacak hiçbir şey yok mu? Bu patrikhane gizli gizli niye yapılıyor? Sonra bütün Haliç sırf patrikhane görkemli olsun, patrikhanenin önü yeşil saha olsun diye bütün Haliç yeniden tanzim ediliyor. Efendim Haliç'i gözlerim gibi mavi yapacağım da şöyle diyeceğim, böyle edeceğim. Bırak numarayı, bırak. Bırak numarayı, kime yutturuyorsun? Sen sadece patrikhaneyi güzelleştireceksin ki Yunanların hoşuna gidesin. Ey faizci zihniyet. Ondan sonra bu Yakovas denen milli bir düşman adam şimdi Özal'ın baş müşavir. Yakovas buna diyor ki sen şunları yaparsan sana istediğin gibi borç bulurum. Hatta Ermenilerin hareketini bile durdururum. Bunlar gidip onlardan imdat istiyorlar. Apaçık ortadadır. Sık sık bu Özal Yakovas'la bunun için buluşuyor. Ondan sonra Yunanlılar bütün beylerimiler anlaşmaları çiğnemiş. 12 adayı tahkim etmiş. Hepsine havaalanları kurmuş. Bu havaalanları da bu tahkimatta beynelmiler anlaşmalara aykırıdır. Bunları söktürmek lazım. Özal'ın haddine mi düşmüş? Bunları tek kelimeyle ağzına bile alabilsin. Öbür taraftan biz iktidardayken her sene Hora adlı araştırma gemisini Ege Denizi'nde bildiğiniz gibi petrol aramaya gönderiyorduk. Bu denizler bizimdir diye hakkımızı koruyorduk.
Şimdi nerede bu gemi? Adını bile değiştirdiler. İzmir Körfezi'nde körfez temizlik araştırması yapıyormuş. Burnunu dışarıya uzatamaz ki emir büyük yerden. İşte verdikleri tavizleri size bir bir sıralıyor. Bundan başka bunlar Batı Trakya katliamlarını tek kelimeyle ağızlarına alamazlar. Oradaki Müslüman soydaşlarımıza ne büyük katliamlar yapılıyor. Bir tane cami bırakmadılar. Yunanistan'da binlerce camimiz vardı. Öbür taraftan daha geçen de kaç tane ibadet edilen yerleri, yani sonradan yapılan muhakkak uydurma camileri bile bombalarla uçurdular. Bunları da tek kelimeyle konuşamazlar. Ve bugünkü kanunlara aykırı olarak verdikleri diğer bir taviz de Ayasofya Camisi'ni ibadete açamazlar. Neden? Amerikalı Haçlı Zihniyen ve Yunanlı kardeşleri buna müsaade etmezmiş, miş, miş de onun için. İşte acıklı halimiz. Bak size koskocaman bir liste saydım. Adım adım tek taraflı Yunanistan'a verdikleri bütün tavizler neler? Şimdi bunlardan mı ibaret? Hayır. Onlar en son Özal daha Atina'dan Türkiye'ye gelirken o gece TRT yani bizim Türkiye radyo ve televizyonlarında bir neşriyat yapıldı. Bu neşriyatı görünce milli görüşçüler olarak yüreğimiz kan ağladı. Neden? Bizim televizyonumuzda yapılan neşriyatta söylenenler şunlar. Efendim, Özal'la Papandreou konuşmuşmuş. Askerler çekilecekmiş. Maraş değil, Magosa Rumlara verilecekmiş. Hudutlar kaldırılacakmış. Tek bir devlet olacakmış. Bu devlette artık Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı değil, Rum devletinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Bunlar iyiymiş, güzelmiş, anlaşılmış da tek mesele acaba Rauf Denktaş'a bunlar kabul ettirilebilir miymiş? Mesele şimdi buraya kalmış, mış, mış, mış. Bizim milli menfaatlerimizi korumakla mükellef bir TRT'de böyle bir neşriyat nasıl yapılıyor soruyorum ve hesabını soruyorum. Siz böyle söylerseniz be hey gafiller, o Yunanlı adanın tamamını istemez mi? Kabahat Yunanlı da değil sizde. Onlar alamıyor. Siz veriyorsunuz. Siz ey gafiller. Peki son olaya ne diyeceksiniz? İşte Rauf Denktaş'ı Türkiye'ye davet ettiler. Bugünkü bu siyasi iktidar. Neymiş? Bu anlaşmalara Rauf Denktaş'ı razı edecekler. Allah'a şükür ki Rauf Denktaş bunlardan çok akıllı bir adam. Allah'a şükürler olsun. O işini biliyor. Ve anlayanlara da ipucu veriyor. Geliyor buraya akıllı bir şekilde diyor ki, efendim diyorlar ki benim istifam cebimdeymiş. Bak cebimde istifa falan yok diyor. Şimdi bu anlayana parolayla bu adamları deşifre etmek demektir. Bu Özal zihniyetini anlatmak demektir. Ey millet, bunlar öyle çocukla işe kalkışmışlar ki ben eğer bunları ciddiye alsam istifamı cebime koyup gelmem lazım gelir idi ha diye bize dert yanıyor Rauf Denktaş. O sözler bize hitap eder, bize. Yani Rauf Denktaş hakimane bir şekilde bunların kapalı odalar içerisinde ne istediklerini bize duyurmuş oluyor. İşte bu olaylar cereyan ettiği içindir ki böyle bir günde biz Kıbrıs'ı resmen tanımışız. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor. Neden cumhurbaşkanlarına tatbik edilen protokol tatbik edilmiyor? Niçin? Niçin bu cumhurbaşkanına bir cumhurbaşkanı muamelesi yapılmıyor? Çünkü Amerikalı ve Yunanlı dostlar istemiyor. Bu nasıl bağımsızlık? Bu nasıl milli menfaati korumak? Elbette milli görüşçüler bu hadiseler karşısında daha fazla sabredemezler. Elbette milli meydanları doldururuz. Elbette gerekirse yanardağ gibi indifa ederiz. Thank you.
İşte muhterem Mersinli kardeşlerim, böyle tarihi bir günde bu olaylar cereyan ettiği içindir ki biz Mersin'deyiz. Biz Kıbrıs mitingi yapıyoruz. Neden? Bu gafiller adım adım Kıbrıs'ı geri vermeye kalkışmasınlar diye. Biz taklitçilerden birisi değil. Biz milli görüşçüyüz. Biz bu oyunları yutmayız. Biz bunların bu hareketlerine müsaade etmeyiz. Bu meydanda toplandık. Milletimizin 1000 yıllık tarihini, öz cevherini, bütününü, bütün şehitleri temsilen haykırıyoruz. Kıbrıs'tan tek bir zerreyi hiç kimseye veremezsiniz. Bu meydanda bugün toplandık, tarihi bir miting yapıyoruz. Buradan milletimize sesleniyoruz. Bir, kardeş KKTC, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve oradaki Müslüman soydaşlarımıza sesleniyoruz. İki, Rumlara ve Yunanlara sesleniyoruz. Üç, Batılılara sesleniyoruz. Dört, bugün bu tarihi meydan böyle tarihi bir vazife ifa ediyor. Sesleniyoruz da ne diyor? Buyurun. Ey Haçlı zihniyetli Batılılar, ey Rumlar, siz bu taklitçi zihniyetli adamları bulmuşsunuz. Askerlerinizi çekin. Magosa'yı, Erenköy'ü geri verin. Hudutlarınızı kaldırın. KKTC'yi kimse tanımasın. Bilakis dengesiz bir federe devlet içinde eritip yok edin diye emirler veriyorsunuz. Halbuki biz işte 60 milyonluk bu aziz milletin temsilcileriyiz. Bu emirlerinizin hepsini reddediyoruz. Özal ne derse desin hiçbir hükmü yok. Biz Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan inancız ve azimiz. Aynı inanç, aynı azimle bu meydanda toplandık. 40 kere gerekse 40 kere yeniden Kıbrıs Barış Harekatı'nı Allah'ın izniyle yaparız. Yeniden yavru vatanı kurtarırız. Ama bu sefer tamamını kurtarırız. Ayağınızı denk alın. Bugün 17 Temmuz 1988, 1000 yıllık tarihimizi temsilen, milletimizin öz cevherini temsilen, milli görüş, inanç ve azmini temsilen haykırıyor. Kıbrıs'tan bir tek asker bile çekilemez. Şehit kanıyla alınan toprağın bir zerresi dahi terk edilemez, parayla satılamaz. Maraş'ı iskan edeceğiz. Kıbrıs da bizim Kıbrıs meselesi diye bir meselemiz yoktur. Bir tek meselemiz vardır. O da KKTC'yi tanıtmak ve güçlendirmektir. Yunanlarla görüşülecek bir meselemiz vardır. Ama o Kıbrıs meselesi değildir. Batı Trakya'daki Müslüman soydaşlarımıza yapılan zulümlere son verdirmektir. 12 adanın silahlarının derhal kaldırılmasını temin etmektir. Ege'deki deniz ve hava haklarımızı tescil ettirmek demektir. İşte bundan dolayıdır ki bugün milli görüş toplanmıştır. Bu haklarımızı ilan ediyor. Milli bir vazife yapıyoruz. Böylece Kıbrıs'ı bir kere daha yeniden kurtarıyor. Milli görüş Sultan Fatih'in görüşüdür. 1000 yıl milletimizi dünyaya hakim yapan görüştür. Biz inşallah 60 milyonu kardeş yapacak zihniyetiz. Devlet millet kaynaşması yapacak zihniyetiz. İnsan haklarını bu ülkede hakim kılacak zihniyetiz. Milli, güçlü, süratli kalkınma yapacak zihniyetiz. Manevi kalkınmayı planlı olarak gerçekleştirecek zihniyetiz. Ağır sanayi kuracak zihniyetiz. Sıhhatleri ekonomik düzeni kurarak milyonlarca ezilen insanı kurtaracak zihniyetiz. Biz borçla değil, kendi gücüyle kalkınmayı temsil eden zihniyetiz. Biz milli ağır sanayini kuracak zihniyetiz. Biz Müslüman ülkelerin makina, fabrika, uçak, tank ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayacak zihniyetiz.
Biz Avrupa'yla değil, Müslüman ülkelerle ortak pazar kuracak zihniyetiz. Böylece milli görüş hem Türkiye'yi hem de yavru vatan Kıbrıs'ı taklitçiler ve onların tahribatından kurtaracak olan zihniyettir. İşte bundan dolayıdır ki bu tarihi günde Rauf Denktaş'a huzurlarınızda sesleniyor. Muhterem dostum Rauf Denktaş, sen işini bilirsin. Sıkı dur. Bu taklitçilere aldanma. Biz Allah'ın izniyle yakında Türkiye'yi de kurtaracağız, KKTC'yi de bütün dünyaya tanıtacağız ve yeniden güçlendireceğiz. Zafer inananlarındır ve zafer yakın. Şimdi bu tarihi mitingimizi hep beraber şu temel esasları bütün dünyaya haykırarak kapatacağız. Ellerinizi lütfen benim gibi havaya bir kaldırın bakalım. Gazeteciler, fotoğrafçılar, filmciler, işte milletimiz burada. Bu resmi çekin, bu resmi Papandreou'ya hediye edin, Vasilio'ya hediye edin. İşte millet budur. Özal'a bakıp da aldanmasınlar. Millet buradadır. Özal'ın yalnız zihniyetinde değil. Şimdi burada hep beraber haykıracağız, hazır ol. Bendeniz tek tek söyleyeceğim, siz de yüksek sesle tekrar edeceksiniz. Başlıyorum. Asker çekilmez. Vatan toprağının zerresi verilmez. Federe medere yok. KKTC var. Batı Trakya'daki kardeşlerimize yapılan zulme son verdireceğiz. 12 adadaki tahkimatları söktüreceğiz. Ege'deki haklarımızı koruyacağız. Milletimizin saadet ve selameti için. Kıbrıs'taki hakları korumak için. Türkiye'yi taklitçi zihniyetlerden kurtarmak için. Milli görüşün zaferi için. Bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerimi kapatırken ve son verirken bu tarihi günde bütün aziz şehitlerimizi, mahsus Kıbrıs'ta verdiğimiz şehitleri ve Kıbrıslı soydaşlarımızdan şehit olanları huzurlarınızda rahmetle anıyorum. Bu meyanda kısa bir zaman önce vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı'ndayken bizim Genelkurmay Başkanlığımız vazifesini büyük fedakarlıkla yapan rahmetli Orgeneral Semih Sancar'a da huzurlarınızda Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. O büyük mütevazi insan bu zaferleri kazandı, kendisine en ufak bir iftar payı verilmesine müsaade etmedi. İşte asalet budur, onu rahmetle anıyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve bütün gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm.
Tamam, tertip komitesi. Değerli kardeşlerimiz, mitingimiz burada sona ermiş.